Ve bütün bunların yanında dini eğitimimizde, din eğitimimizde acaba problemler nedir? Hem teorisinde hem pratiğe aktarımında en sık karşılaşılan, ortaya çıkan ve bugün bizden çözüm bekleyen problem alanları nelerdir? Yıllarını hatta ömrünü din eğitimine vermiş Mehmet Zeki Aydın hocamızla bunları konuşacağız. Hoş geldiniz hocam Hoş öncelikle. bulduk efendim. Hem programımıza hem de Konya'ya diyelim. Teşekkür ederim. Konya'ya sıkça geliyorsunuz. Konya'yı seviyorsunuz diye düşünüyorum ben. Tabii ki yani biz Cuma'da olmuyoruz. Eyvallah. Ailemiz Konyalı burada, olmak. dostlarımız burada. Evet tabii. Eyvallah. Hocam şimdi tabii yani geçtiğimiz günlerde ortaya konan bir istatistiki çalışma şunu söylüyor. Bundan 1500 yıl önce 100 yıllık zaman diliminde üretilen bilgi, dünyanın tüm alanları için söylüyoruz. Tabii sadece din eğitimi değil. Bilgi bugün sadece 24 dakikada üretiliyor. Dolayısıyla böyle bir bilgi üretimini göz önüne aldığımız zaman insanın bir ömür okuyabileceği kitabın yeryüzünde bir günde basılan kitaba denk düştüğünü öğrendiğimizde açıkçası gözümüz korkuyor. Şöyle ki hani bütün bu bilgileri işte nasıl toplayacağız da hangisi işe yarar, hangisi yaramaz bunları seçeceğiz içinden. Sonra bunların bize dünyevi ve uhrevi fayda sağlayacaklarını arasından eleyeceğiz falan. Böyle bir korkunun ortasında din eğitimi aslında tam da bizim böyle daha çok uhrevi alana işaret eden eğitim alanımıza tekabül ediyor. Dolayısıyla din eğitiminde de aynı şekilde bilgi üretimi devam ediyor mu? Yoksa orada daha statik, temeli daha böyle hani nasıl söyleyelim sınırlı bir çerçeve üzerinden bir bilgi üretimi mi var? Din eğitiminde bilgi nasıl üretiliyor? Ne kadar hızlı üretiliyor? Evet, sizin bahsettiğiniz gibi bilgi üretiliyor. Sadece üretilmekle kalmıyor, aynı zamanda müthiş bir şekilde Evet. yaygınlaşıyor. Yani müthiş bir iletişim var, müthiş bir bilginin yaygınlaşması, ulaşması var. Evet. Çok kısa zamanda birçok bilgilere çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Onun için bilgi çağı diyorlar ya. Şimdi öncelikle konuşma seviyemizi belirlemek açısından soruyorum. Şimdi bilgi dini açısından üretiliyor mu dediniz ya, çok derin bir soru sordunuz. Şimdi şeyimiz konuşmamızı biraz üst düzeyden mi tutalım, biraz aşağıdan mı Yani tutalım? şöyle Orta. orta bir vasat tutturabilirsek Çünkü mümkünse yani yani hani ortaokul ve lise belki hani izleyicilerin arasında üniversite mezunu, fakülte mezunu ve özel olarak ilgi gösterenler de olabilir ama onları azınlıkta kabul edelim. Daha böyle vasat bir Türk izleyicisi gibi düşünür de evet. ortaokul ve lise mezunu ve hani İmam Hatip de değil normal gibi düşünürsek sanırım daha verimli olur. Şimdi yani çünkü o zaman ilahiyatçıların üretiminden bahsetmemiz lazım falan. Bu üst düzey biraz daha Evet. teknik, akademik bir konuk olur. Onun yerine biz normal Evet. halkın Yani yaşayacağı günlük. günlük Dini bilgi. dini bilgi açısından bahsedelim. Evet, dinin koyucusu, kurucusu Cenab-ı Allah'tır. İlk insan Hazreti Adem aynı zamanda peygamberdir. Ona vahiyler gelmiştir. Bu şekilde peygamberlere kadar gelmiş. En son peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Ona da vahiy gelmiştir. Biz İslami bilgi kaynaklarını Kur'an'la başlatıyoruz. Yine aynı şekilde Hazreti Peygamber'in. Bunda Kur'an ve sünnette çözemediğimiz, bulamadığımız bilgileri İçtihatla çözüyoruz. Yani alimlerin çabalarıyla. Bu Hazreti Peygamber'den hemen sonra başlamış. Epey bir çalkantılı dönem geçtikten sonra, yani çalkantılı dönem derken, Hazreti Peygamber zamanında yaşanmamış olaylar yaşanmış, İslam yeni kültürlerle tanışmış, Müslümanlar yeni coğrafyalara gitmişler. Bütün bunlar Yunan felsefesi tercüme edilmiş. Bütün bunlar etkilenerek çok değişik mezhebi görüşler oluşmuş ve en sonunda da bütün bu tartışmalardan, değişik görüşlerden, mezheplerden en son süzülüp kalan öze biz Ehl-i Sünnet demişiz. Evet. İslam dünyasında yaygın olarak da Ehl-i Sünnet var. Türkiye'de de Ehl-i Sünnet inancı fazla. Bu anlamda bilginin temel şeyleri üretilmiş durumda. Zaman zaman bu İslami ilimlerde
tabi Orta Çağ'da tüm her alanda olduğu gibi ilim alanında da çok büyük şeyler yaşamışız. Güçlü üretimler yaşamışız. Bir ara duraklamış. Bu anlamda yine üretim devam ediyor. Yine Türk ilahiyatçılarının yaptığı çalışmalar aslında İslam dünyasında övgüyle bahsedebiliriz. Türkiye'de bir dönem İslam eğitimi, din eğitimi aksamaya uğramış ama sonunda şu anda olduğu yere gelmiş ve gerçekten güzel üretim yapıyorlar. Devam ediyor. Şimdi bilginin üretilmesi önemli ama asıl önemli olan konuştuğumuz dinse bunun hayata geçirilmesi önemli. Din eğitimi olunca sadece bir bilgi üretimiyle ibaret kalmıyor. Dolayısıyla bir pratiği var. Şimdi. Evet, evet. Asıl olan bu bilginin hayatımıza nasıl geçtiği. Bu anlamda Türkiye'de sadece din eğitimi alanında değil, her alanda eğitim yükseliyor, yükselmiştir. Eskiden okumak işi çok böyle süper, başarılı, zeki çocukların işiydi. Dolayısıyla çok zeki çocuklar okullara gider, o da sonuna kadar okurdu. Ama bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de eğitim, okuma, yazma vesaire bilgilenme yaygınlaştı, okullaşma oranında ve gittikçe de yükseliyor. Bu tabii doğal olarak bilgi yükünü getiriyor. Bütün bu bilgi yükü aynı zamanda bilgi kirliliğini de ortaya çıkarıyor. Şimdi bir şeyi önce bilmek gerekiyor. Onu inanç haline getireceksiniz. Ondan sonra da davranışa dönüştüreceksiniz. Tabii bilgi temel esastır. Bilgi olmadan inanç olmaz, inanç olmadan uygulama olmaz. Eğer bu üçü bir araya gelmezse çok fazla anlamı yok. Şimdi bilgiyi İslam dünyasında biz çeşitli şekillerde tasnif ediyoruz. Benim beğendiğim ve sık sık kullandığım Gazali'nin tasnifidir. Nedir hocam o? Gazali İhya Ulumüddin adlı kitabında, 400'lü kitabının birinci cildinde çok geniş bir şekilde ilim bölümünü açıklıyor. 100 küsur sayfa. Aynı zamanda ilim felsefesi yapıyor. İlimle ilgili her şeyi söylüyor. Orada Gazali ilimleri iki açıdan tasnif ediyor. Birincisi dini ilimler ve dini olmayan ilimler diye tasnif ediyor. Bunu şu anlamda yapıyor. Bilgi edinme kaynağı olarak, yani bilginin kaynağı olarak tasnif ediyor. Dini ilim derken de Kur'an ve sünneti kastediyor ve içtihatla ulemanın, müçtehitlerin yaptığı bilgi üretimini de buna dahil ediyor. Diğer dini olmayan dedikleri de işte alet ilmi de denilebiliyor. İşte Arapça, mantık vesaire gibi insanların ürettiği tüm bilimler. Yine aynı yerde Gazali bir başka tasnif daha yapıyor ilimleri. Bu da öğrenilmesi ve edinilmesi bakımından, gerekliliği bakımından tasnif ki o da farz, vacip, sünnet, müstahap, haram, mekruh diye tasnif ediyor. Yani ef'ali mükellefin dediğimiz mükellefin davranışlarını açıklayan tasnif de ve göre Müslümanın yaptığı her hareketin bir dini karşılığı vardır. Ef'ali mükellefin, mükellefin davranışları. Mükellef ergenlik çağına ulaşmış, akıllı herkes yani en son 15 yaşıdır. Buna Müslümanın yaptığı her davranış bu ef'al-i mükellefinden birine girer. Yani oturması, kalkmasının, yemesinin, içmesinden, namazından, orucuna kadar hepsi bu ya farza girer, ya vacibe, ya sünnete girer. Aynı şekilde ilim de bu farz, vacip, sünnete giriyor. Şimdi tersinden sayalım. Şimdi haram ilim olur mu? Evet, haram ilim olur. Örneğin sihircilik, sihir ilmi ya da büyücülük ilmi dediğimiz ilim haramdır mesela. Evet. Yani ilim olmasına rağmen haramdır, öğrenilmesi yasaktır. Veya insanların zararına olabilecek ilimler öğrenmek zarardır. Bunun dışında mekruh ilimler de vardır. Bugünkü tabirle söylüyorum, Gazali'nin tasnifinden yola çıkarak örnekleri ben veriyorum. İşte müstehcen filmler seyretmek, kitaplar okumak, içinde küfür sözlerinin olduğu kitapları okumak, bu tür şeyler de mekruhtur diyebiliriz.
Bunun dışında farz ilimler, hepimizin bildiği talebül ilmi faridatun ala kulli müslimin. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ilim öğrenmek her Müslümanın üzerine farzdır. Peki hangi ilim farz? Şimdi farz dediğiniz zaman, yapmadığınız zaman günah işlemiş oluyorsunuz. Terk edildiği zaman, yapılmadığı zaman cehennemle karşı karşıya olduğumuz haram bir iştir. Peki ilim öğrenmek her Müslümana farzdır. Hangi farzdır? İşte Gazali bu soruyu soruyor. Diyor ki hangi ilim farzdır? Nedir hocam o? Evet. Ve şu örneği veriyor. Diyelim ki diyor birisi kuşluk vakti Müslüman olsa, bu hadis-i şerifle amel etmek istese neyi öğrenmesi lazım diye başlıyor ve örnek veriyor. O anda diyor kuşluk vakti buna önce kelime-i şehadet ve anlamını ve imanın esaslarını öğrenmesi farzdır diyor. Öğlene vakti girdiği zaman öğle namazı farz olduğu için öğle namazıyla ilgili bilgileri öğrenmesi farzdır. Ramazan geldiği zaman oruç farz olduğu için oruçla ilgili bilgileri öğrenmesi farz oluyor. Eğer bu adamın alışveriş yapacaksa alışverişle ilgili bilgileri öğrenmesi farz olur. Eğer bu kişi evlenecekse evlenmekle, nikahla, boşanmakla ilgili bilgileri öğrenmesi farzdır diyor. Eğer zekat verecek seviyeye geldiyse zekatla ilgili hükümleri, hacca gidecekse hacla ilgili, yapacağı işle ilgili hükümleri öğrenmesi farzdır diyor. Yani bugünkü tabirle bu ilmihal bilgileri dediğimiz bilgiler aslında. Yani Müslümanın asgari farzları yerine getirebilecek kadar, ibadet edecek kadar bilgileri öğrenmesi, helal haramı bilmesi farzdır. Ama burada Gazali bir başka şeye de dikkat çekiyor. Diyor ki, nefsin hallerini bilmek, nefis terbiyesini bilmek, iyi ve kötü huyları bilmek de farzdır diyor. Yani örneğin israf nedir? Haram kılınmıştır. O zaman haramı bilmek için israfla ilgili bilgileri de öğrenmek mecburiyetindesin. Haset nedir? Haramdır. Gıybet nedir? Haramdır. İftira nedir? Haramdır. O zaman bunları da öğrenmek farzdır diyor. Evet. Allah sabredenleri övüyor değil mi? Peki sabır ne? Evet. Sabrı bilmek gerekiyor. İşte Gazali'nin dikkat çektiği ilimlerden bir tanesi de budur. Bunlar aslında bizim eski Osmanlı'dan ve Cumhuriyet ilk yıllarında mahalle mektebi dediğimiz camilerde, efendim, kurslarda öğrettiğimiz hani 32 farz, 54 farz diye bir şeyler var ya. Bunlar birçok tecrübeden pratik en önemli öğrenilmesi gereken şeyler olduğu için böyle formüle edilmiş. Evet. Bazıları yani tabirimi mazur görmüş. Ukala ukala efendim 32 farzmış da İslam 33'te olmaz mıymış? Ya elbette olur ama burada bir asgari çocukların pratik öğrenmesi için geliştirilen bir yöntemdir bu. Elbette 32'den 54'ten ibaret değildir. 32 farzda daha çok ibadetlerle ilgili farzlar formüle edilmiştir. 54 farzda da daha çok muamelat dediğimiz esaslarla ilgili bilgiler söz konusudur. Dolayısıyla bunları da öğrenmek farzdır. Şimdi Gazali burada bir başka konuya da temas ediyor. Bir de farz-ı kifaye ilimler diyor. Evet. Şimdi bildiğimiz gibi farz-ı kifaye nedir? Bir toplumda bazı Müslümanların yapmasıyla diğer Müslümanların da üzerinden farziyetin kalktığı farzlardır. Yapılması gereken emirler ama topluluğa farzdır. O topluluktan birkaç kişi yaptığı zaman bütün halk ondan kurtulmuş olur. En verilen pratik örnek cenaze namazıdır. Bir toplumda bir cenaze olduğu zaman bu cenazeyi Müslümanların kaldırması gerekir. 3-5 Müslüman bunu kaldırıp cenaze namazını kıldıkları zaman farz yerine gelir. Ama gelmezse bütün toplum sorumludur. İşte bunun da olduğu gibi Gazali iki ilmi de farz kabul ediyor. O da nedir? Bir fakih ve bir de tabip diyor bir şehirde olması gerekir. Farz-ı kifayedir. Yani bir şehirde
bir tabip ve bir fakih, yani bugünkü alimiyle işte din görevlisinin olması şarttır diyor. Şayet bir toplumda din görevlisi olmadığı için halk dinini öğrenemez ve bu yüzden bir günah işlerse, o günahın sorumluluğu tüm o şehrin halkının hepsine yayılır. Çünkü farz-ı kifayeyi terk etmişlerdir diyor. Aynı şekilde bir şehirde tabip bulundurmak farz-ı kifaye olduğu için, bir doktor olmadığı için bir hastalıktan birisi bir zarar görürse, vefat ederse tüm toplum katil hükmündedir diyor. Bu çok önemli bir tasnif. Bu anlamda Gazali'nin, hani biraz önce dini olan, dini olmayan ilimlerinin tasnifini aldığımız zaman, efendim Gazali din dünya ayrımı yapmamıştır. Sadece kaynağı açısından yapmıştır. Bu anlamda dini ve dünyayı birleştirmiştir. İşte bu anlamda baktığımız zaman bugün Müslümanlar bazı konularda gerçekten bilgili ama bu farz-ı ayın dediğimiz temel bilgilerde eksiklikler var. Var mı hocam gerçekten? Gerçekten eksiklikler var. Bundan yaklaşık 15 yıl olmuştur veya 10-12 yıl olmuştur. Bu Selçuklu Hayat'ta hocalarla konuşurken bir hocamız halkın dini bilgilerini ölçmek üzere mülakatlar yapmış ve sormuş bir teyzeye, secdede ne diyorsun, secdede ne denir diye. O da fıs 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 diyorum demiş. Evet. Şimdi bu konuşmayı olduktan sonra bende bir araştırma konusu ortaya çıktı. Ve Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 5-6 tane öğrenciye halkın dini bilgileri ve öğrenme kaynakları diye tez yaptırdım. Ne çıktı hocam sonuç? Sonuç bilgisiz çıktı efendim. Çok mu kötü durum? Vahim mi yani? Yani vahim demeyelim de yani beklenen düzeyde değil. Beklenen düzeyde değil. Bunu öğrencilere Sivas'ta, Tokat'ta, bir tane de Rize'de yaptırdık bu şeyleri. Ha, bir tane de İstanbul'da yaptırdık pardon. Bir de İstanbul'da. Böyle değişik yerde yüksek lisans öğrenciler vardı. En dindar dediğimiz Rize'de kelime-i şehadetin anlamını söyleyin dediğin zaman insanların çoğunun söyleyemediğini gördük. Hocam bu şuna mı giriyor biraz? Yani insanlar dinin o omurgasını biliyorlar ama içeriğinden haberdar. Yani kelime-i şehadeti herkes getiriyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü derken böyle iştiyakta söylüyorlar. Hani hocalarımız da vaaz kürsüsünden hayda aşk ile bir daha deyince aşkla söylüyorlar. Evet. Ama hadi aşkla bir de şunun anlamı nedir desek orada kalıyorlar mı? Böyle bir şey mi? Hem öyle hem diğer şeyi de bilmiyorlar. Şimdi Allah Allah. Evet gerçekten yani işte kaza kaderi soruyorsunuz, başka şeyler soruyorsunuz. İşte yine Diyanet İşleri Başkanlığı bir araştırma yapmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam yarısına yakını Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyor ya da çok şey. Yani bugün namaz kılmasını bilmeyen birçok insan var. Yani bilgi üretiliyor ve o farziyeti de ortada bunları öğrenmenin bir Müslüman için ama buna rağmen bilmiyor insanlar. Şimdi tabii çeşitli nedenleri var. Ne gibi mesela? Neler ne var? Yani var? Engel var mı bir kere? Şu anda engel diye engel bir şey yok, kalmadı. Değil mi? Evet. Hiçbir bahane kişi de... Kişi dışında, kendi yani dışında. Yani engel, bahane kalmadı. Evet. Zaman zaman olmuş tabii engeller vesaire. İşte hiç okulda olmayan vesaire var, bilmem ne var, şu var. Ama bugün için hiçbir engel yok. Niçin öğrenmiyorlar o zaman? Şimdi aslında öğrenmiyorlar değil, dinle bir şekilde ilgililer. Neyi öğreneceklerinin belki tam farkında değiller. Temel dini bilgileri işte o mesela namaz kılacak kadar Kur'an okumayı vesaireyi öğrenemiyorlar. Belli bir yaştan sonra da zor olduğu için ya da işte gururuna yediremediği için öğrenemeyen birçok insan var. Bugün normal insanlara gidin sıradan birçok insan doğru dürüst namazını kılmamasının bir nedeni de namazı bilmemesinden, nasıl Kur'an okumasını bilmiyor, namaz nasıl kılınacağını bilmiyor. Gidilecek de bir ortam da yok. Onun için yakın bir şeyde. Tabii bütün bunlar için engel yok. Çeşitli işte psikolojik engeller var.
Şimdi bir eksik kalmadı dedik. Bir defa burada din kültürü ahlak bilgisi dersinin önemini hemen araya sıkıştıralım. Evet. Yani bu çok önemli bir konu. İşte 82 anayasasıyla beraber din kültürü ahlak bilgisi bizim ilk ve orta dereceli okullarımızda zorunlu ders arasında yer almıştır. Anayasal bir derstir. Bu Cumhuriyet tarihinde yapılacak dini eğitimle ilgili en iyi faaliyetlerden birisidir. Herhangi birisi kalkar da din kültürü ve ahlak bilgisi dersini zorunlu dersler arasından çıkarıp seçmeli vesaire bir hale getirirse Türkiye yapabileceği en büyük kötülüğü yapmış olur. Böyle düşünüyorum. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Niçin? Çünkü biz din kültürü ve ahlak bilgisi dersiyle beraber ortak bir toplumun kültürünü veriyoruz. Biz din kültürü ve ahlak bilgisi dersiyle belki dindar insan yetiştiremiyoruz ama temel dini bilgileri toplumun inancını orada tüm insanlara öğretmiş oluyoruz. Yani bu az önce bahsetmiş olduğunuz Gazali'nin tasnifinde farz ilimler diye geçen o ilimleri öğrenmiş oluyor. Kısmen, kısmen. En azından ana hatlarıyla bilmiş oluyor. Bunun birçok şeyleri de var yani anketleri vesaire de var. Yani olumlu din kültürü ahlak bilgisi dersinin olumlu olduğuna dair. İşte zaten din kültürü ahlak bilgisinin zorunlu olmasına karşı çıkan çok küçük bir azınlık var. Onlar da böyle gürültüsü çok çıktığı için bir şey yok. Aslında toplumun çoğu bu dersi istiyor ve bu derste başarıyla devam ediyor. Efendim sorunlar olmuyor mu? Oluyor. Matematik dersiyle olmuyor mu? İngilizce dersiyle olmuyor mu? Oluyor. Beden eğitimi. Son hocam yeni kanunla birlikte eklenmiş olan bu seçmeli dersler. Onların bir katkısı olacak mı süreci sizce? Tabii ki. Şimdi o bir devrim. Yani, o bir devrim. Tabii evet, bu toplumun hala farkında değil. Cumhuriyet tarihinde, eğitim tarihinde köklü bir paradigma değişikliğidir. Evet, seçmeli ders olarak yani, girmiş olması müfredata. Şimdi biz din kültürü ahlak bilgisi dersinde bir genel kültür olarak bu toplumun din inançlarını veriyoruz. Başka dinleri de öğretiyoruz. Ahlak bilgisi veriyoruz. Ama o seçmeli dersler sayesinde doğrudan isteğe bağlı yani kişi seçmeli olduğu için seçerek bizzat İslam dinini öğretmek istiyor. Yıllardan beri bizim söylediğimiz bir şeydi. Bu da gerçekleşmiş oldu. Ama bu seçmeli dersler zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersini gölgelememeli. Bazı insanların şöyle dediklerini duyuyorum, doğrusu üzülüyorum. Ya kimseye zorla din öğretmeyelim. Doğru, kimseye zorla din öğretmeyelim. Biz zorla kimseyi dindar Müslüman yapmıyoruz. Ama insani açıdan insanların dinin yorumunu, İslam'ın ve diğer dinlerin ana hatlarını bilmeye ihtiyaçları var. Ki dünyada da genel gidişat bu. Yani en azından biz bilgileri verelim. Tabii ki onların inançlarına karışmayalım ama karşılarına neye inanacaklarının alternatiflerini sunalım görüşü dünyada yaygın. Yani dini öğretmeyelim diyen yok da nasıl öğretelim tartışmaları var. Bu anlamda din kültürü ve ahlak bilgisi çok önemli. Bunun şeyi ortak bir kültür vermesi açısından Türkiye'de çok etkili bir ders. Düşünün ki bu sayede İstanbul'daki Beyoğlu'ndaki çocukta, Muğla'daki çocukta, Van'daki çocukta, efendim Konya'nın bir köyündeki çocukta, Hakkari'deki çocukta, efendim Rize'nin bir köyündeki veya şehrindeki çocukta ortak bir kültür alıyor. Hocam şunu sorayım o zaman. Siz dediniz ki din kültürünü öğretelim mi değil, nasıl öğretelim? Bu tartışılıyor. Evet. Bizdeki öğretim metotları ve yöntemlerine baktığınızda doğru yolda mıyız? Doğru yöntemleri ve metotları mı kullanıyor muyuz? Din eğitiminde, din öğretiminde. Şimdi büyük ölçüde okullardaki din kültürü ve ahlak bilgisi dersi çok fazla sorunlu gitmiyor. Çünkü İlahiyat Fakültesi mezunu ve çoğunluğu formasyon almış öğretmenler tarafından veriliyor. Efendim şurada sorun var bizim öğretmenimiz var. Yani Türkiye'nin genel sorunu biraz önce verdiğim gibi matematik dersinde de var. İngilizce dersinde de var. Efendim müzik dersinde de var. Kimya dersinde de var. O oranda yani o sorunlar ne kadarsa din kültürü ondan belki biraz daha azdır. Bu tabii yani ispat edilmesi çok zor bir şey ama genel olarak baktığımız zaman bu anlamda okuldaki din kültürü ahlak bilgisi derslerimiz
lokal küçük sorunların dışında genel anlamıyla gidiyor. Ama yaygın din eğitimi dediğimiz faaliyetlerde, bu da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılıyor. Bazı dernek, vakıf gibi yerlerde yapılıyor. Bir de ailelerde yapılıyor. İşte buralarda sorunlarımız var. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu konuda çok kendisini yetiştirme, personelini takip etme bakımından çok dikkatli. Orada da büyük sorunlar olduğunu söyleyemeyiz. Orada çünkü sürekli kontrol altında, Milli Eğitim Müfettişleri takip ediyor, Diyanet kendisi takip ediyor, sürekli hizmet dışı eğitimler yapıyor, kendini geliştiriyor. Orada da ciddi okul anlamında bilgiler var. Orada da insanlar büyük şeyler, din eğitimini alıyor. Burada özellikle Kur'an kurslarının altını çizmek lazım. Şu anda Kur'an kursları işte bu 8 yıllık okuldan sonra çocuklar, gençler yerine yetişkinleri eğitiyor. Özellikle hanımlarımız bu Kur'an kurslarına gidiyorlar. Ben gitmelerini de öneriyorum. Gidip orada hem psikolojikman rehabilite oluyorlar, yeni bir çevre ediniyorlar. Aynı zamanda dinini öğreniyorlar. Birçok davranışlarını değiştiriyorlar. Ben Kur'an kursu hocalarına yaptığım seminerde de söylüyorum. Bir tane gencecik kızımızı gönderiyoruz bir köye. 2 yıl sonra o köyün şeyi değişiyor, davranışları değişiyor. Evet. Veya bir mahalleye bir Kur'an kursu açılıyor. Oranın insanları 2-3 yıl sonra değişmeye başlıyor. Kur'an kurslarımızda büyük işlevleri var. Devam ediyor. Devam etmesinde de yarar var. Diğer taraftan bir takım dernek vakıfların çalışmalarında orada bir soru işareti koymak lazım. Niçin hocam? Şunun için iyi niyetli olduklarından eminiz. Çünkü dini öğretiyorsun diye kimse kimseye para vermiyor. Bilakis bunlar kendileri fedakarlık yapıyorlar. Yani vakıflarımız, derneklerimiz. Yani eğitimciler olarak işte yer, bina vesaire yani gönüllü olarak masraf yaparak bunu şeyi kapıyorlar. Yani herhangi bir dünyevi menfaatleri yok. Allah rızası için yola çıkmışlar. Ama burada yöntem sorunları olabiliyor. Örneğin okul öncesi çocuklar şimdi din eğitimi serbest bırakıldı her çağda. Şimdi bir takım kurumlarda, vakıflarda, derneklerde şurada burada duyuyoruz. İşte okul öncesi çocuklara din eğitimi veriyorlar. İşte eğer orada kaliteli eğitim yapmazlarsa kaş yapacağım derken göz çıkarabilirler. Şimdi insanlarda şöyle bir yanlış düşünce var. İşte en zor eğitim üniversite eğitimidir. Eğitimcilik açısından en kolay eğitim üniversite eğitimidir. En zoru anaokulu öğretmenliğidir. Evet. Tam tersi bir yani şey. Tabii. En zoru eğitimin bakımından en zoru anaokulu öğretmenliğidir. Eğer yetişmiş anaokulu eğitimin nasıl yapılacağına dair eğitim almamış kişiler tarafından yapılırsa kaş yapacağım derken göz çıkarılabilir, Allah korusun dinden soğutulabilir. Ve bu konuda da zaman zaman işte bana çok sorular soruyorlar, ne yapalım, ne edelim diye. Bununla ilgili ben kısa bir tablo geliştirdim. Din eğitimi tablosu, hangi yaşta hangi eğitim falan diye. Orayı da kısaca bahsetmek gerekirse, dinin 4 esası var. İnanç esasları, ibadet, muamelet ve ahlak esasları. Bu iman esasları dediğimiz esaslar bellidir. İbadetler bellidir, muamelat bellidir, ahlak bellidir. Okul öncesinde verilmesi gereken ibadet daha çok ahlak eğitimidir. Kişilik eğitimidir. Şimdi hepimiz biliyoruz ki ve eğitimciler de ittifakla söylüyorlar ki eğitim, çocuğun eğitimi okul öncesi çağda biter. Okula geldiği zaman biter. Peki o anda çocuğa verdiğimiz eğitim nedir? Ahlak eğitimidir. Ama biz bunun farkında değiliz. Değerler eğitimi değil mi? Daha... Değerler eğitimi de diyoruz, karakter eğitimi diyoruz vesaire. Bunun farkında değil ama insanlar din eğitimi deyince illa Kur'an, namaz diyor. Şimdi anne babalara soruyoruz, ne yapıyor çocukların? İşte anaokuluna gidiyor mu? Gidiyor. Bir tanesine sormuştum, ne yaptı çocuk? İşte şu falan okula gitti ama oradan alacağım. Niye dedim? Ya orada çocuğa namaz abdesti öğretmiyorlar.
Evet, okul öncesi çocuğa gerektiğinde namaz abdesti öğretelim ama ondan önce okul öncesi çağda edinmesi gereken ahlaki huyları, ahlaki özellikleri öğretelim. Gazali ne demişti? Bu tür ilimlerde farz demişti ya. Evet. İşte onları öğretelim. Çocuğa evet. Sabrı öğretelim. Çocuk vefayı öğrenecek ki vefalı olsun. Yani bir de şöyle bir şey de var hocam. Aslında bir program belki okul öncesi eğitime ayırmak lazım. O ayrı bir konu da. Yani okul öncesi eğitimde doğrudan sözlü bir eğitim sürecinden ziyade modelle dayalı bir eğitim süreci değil mi? Önemsenmesi tabii, gereken. Tabii sosyal. Yani zaten anne baba evde namaz kılıyorsa o tabii. Çocuk yani o sürekli günde 5 defa bir namaz eğitiminden geçiyor. Yani böyle bir tarafı da var. Tabii tabii. Şimdi zaten dedik ya anne baba ve okul. Daha çok şimdi şu anda kurumlar üzerinde konuşuyoruz. Evet. Anne babaların üzerinde vakit kalırsa yine konuşuruz. Şimdi çocuğa ne öğretiyorlar? Zannediyorum sizin televizyondaydı. Şimdi bir anaokulu çocuklara şey yapmışlar. Program. Programı yapmışlar. Çocukların daha dili dönmüyor. İsmail Hüsna ezberletmişler. Ne gerek var ya? Ne gerek var? Çocuğa kalıp tamam kelime-i şehadeti öğret, bir takım basit zikirler öğret, 32 farz öğret, böyle ezberleyici ilahiler öğret. Ama asıl öğretmen gereken şey ahlak. Bu da oyunla, eğlenceyle öğretilecek. Adı üstünde bak burası okul öncesi eğitim. Türkiye'de bir yanlış kavram var, işte anaokulu kavramı var ya. Halbuki bu yanlış bir kullanım. Bunun başka dillerdeki şeyi çocuk bahçesidir. Karşıma. Evet, Arapça'da bile öyledir. Ravdatul Etfal çocuk bahçesidir. Fransızcası Le Jardin d'Enfant çocukların çocuk bahçesi. Dolayısıyla okul öncesi adı üstünde okul değildir. Orada her şey oyun gibi algılanmalıdır. Peki ne yapalım? Evet. Özetle. Çocuk oyun algılamak şartıyla her şeyi öğretebiliriz. Eğer kapasitesi varsa hafızlıkla yaptırabiliriz. Ama bütün bunları bir eğitim yapıyormuş değil de bir oyun şeklinde havasına algılamak kaydıyla yaparız. Ama asıl okul öncesinde öğretmemiz gereken kurumlarda olsun, anne baba da öğretsin bu ahlaki kavramlar. Evet. Çocuk sabırlı olmayı orada öğrendi mi, öğrenmedi mi? Çocuk merhametli olmayı okul öncesinde öğrenirse öğrenir. Sevgiyi o okul öncesinde tatarsa tadar. Hayayı okul öncesinde tatarsa tadar. Vefayı, fedakarlığı, kin tutmayı, tutmamayı, bütün bunların hepsini hem aileden görerek hem de bu kurumlarda görerek öğrenir. Şimdi okul öncesi kurumların öneminden de bahsetmekte yarar var. Evet hocam. Devlet de zorluyor. Anne babalara da biz de teşvik edelim. Mutlaka çocuklarınızı okula gönderin. Bunun pratik faydaları var. Bir de gereklilik var. Nereden gereklilik? Çünkü artık çocuklar evde yalnız hapis kalıyor. Çocukların arkadaşları yok. Anneler babalar haklı olarak korkuyorlar. Aman çocuğum kötü olur. Aman kötü arkadaştan etkilenir vesaire. Ben şu arkadaşa güvenemem, ona güvenmiyorum. Peki çocuğa ne kalıyor? Çocuk arkadaş, akran, oyun. Ben arkadaşım, sen arkadaş olamazsın. Sen annesin, babasın. İlla yaşıtı, akranı olacak. İşte akranı olarak da tek tek bulamıyoruz. İşte okullar bu ihtiyacı gideriyorlar. Aksi takdirde çocuklara iki seçenek kalıyor. Televizyon ya da bilgisayar imkanı varsa. Evet. Halbuki çocuğun enerjisini dökmeye ihtiyacı var. Yani zihinden daha çok bedensel ve duygusal doyuma ihtiyacı var. Bu da anaokullarında yapılıyor. Anaokuluna mutlaka gitmelerini öneriyorum ben. Eyvallah. Çocuklara. Hocam programın son kısmındayız. Evet. Ben burada biraz da içerikten kısaca bahsetmek evet. istiyorum. Program içerisinde ara ara değinmiş olduk. Şimdi ifade ettiğiniz gibi bilgide eksiklikler var. Evet ama bilgisi tam olanlar ya da en azından bilgisi yeterli seviyede bulunanlar için de bir pratiğe aktarma sorunumuz mu var? Hani dediniz ya siz bilgi inanca oradan da uygulamaya dini ilim evet, olunca evet. işin bir de uygulama boyutu giriyor işin içine.
inanç noktasında da hani çok problem yok gibi ya da varsa da az ama uygulama safhasına geçerken problem orada daha da artıyor sanki. Şimdi efendim son yıllarda biliyorsunuz bir Kur'an'ı anlama, Kur'an okuyalım, hı hı. Kur'an anlayalım diye bir şeyler evet. Böyle. Kur'an platformları vesaire var. Gibi. Şimdi ben bu görüşlere katılmıyorum. Kur'an'ı anlama sorunumuz yok bizim. Kur'an'ı yaşama sorunumuz var. Eğer dindarlar, vakıflar, dernekler bilmem ne din eğitimciye bir şey yapmak istiyorsa sizin parmak bastığınız sorun üzerinde durmalı. Yani dini nasıl yaşatmalı? Bu bakımı da entelektüel olarak çok iyi biliyoruz. Dünyayı kim yönetiyor? Efendim kim nasıl yapıyor? Vesaire. İşte kurban şundan olur mu olmaz mı bilmem ne. Böyle entelektüel, zihinsel bilgi olarak çok biliyoruz ama kalbi yaşama bakımından sorunlarımız var. Evet. Onu ben şöyle sloganlaştırıyorum. Kur'an'ı anlama sorunu diye bir sorun yok Türkiye'de. Kur'an'ın yaşama sorunu var. Dolayısıyla önce temel bilgileri öğrenecek. Bana birisi geldiği zaman ne okuyayım diye hemen soruyorum. Bir İlmihal okudun mu? İlmihal nedir? Evet. En pratik hemen alıp ama ne için okuyacaksın? Bu benim dinim. Amel etmek üzere okuyacaksın. Hemen arkasından bir kitap daha tavsiye edeyim bu vesileyle. Muhammed Ali Haşimi'nin Kur'an ve Sünnet'te Müslüman Şahsiyeti. Bir de onlar kadınlar için yazılmış versiyonu var. Kur'an ve Sünnet'e göre Müslüman kadının şahsiyeti. Hı hı. Ben bu kitabı çok beğeniyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da bu konuda güzel çalışmaları var. Diyanet İşleri Başkanlığımızın tek ciltlik küçük bir halkımız için ilmihali var. Evet. O kitabı ilmihali tavsiye ediyorum. Çok güzel. Birçok konuyu özet olarak alıyor. Tek ciltlik. İki ciltlik olanı biraz daha üst seviyede ihtisas olanlar için ama tek ciltlik küçük bir ilmihal var. Onu tavsiye ediyorum. Bunu bu benim dinim deyip okuyup amel etmek üzere yapmak gerekiyor. Hı hı. Bu anlamda evet sorunlarımız var. Bu konuda dikkatleri çekmek lazım. Çok da yoğunlaşmıyor muyuz evet, hocam bu evet. Alana? Yani, aynen, aynen. İhmal ediyoruz. İhmal ediyoruz. Örneğin helal haram konusunda hassasiyetimiz yok. Ticaretimizi yapıyoruz ama bir kapitalist ruhuyla yapıyoruz. Evet. Kur'an ticareti diyorum bak. Evet. Kur'an bile ticaret malzemesi olabiliyor. Dini programlar vesaire bile dini bir ticaret meta hani. Gibi oluyor. Evet. Halbuki mesela alimlerimiz Kur'an okutmakla, İslam öğretmekle para kazanılır mı, kazanılmaz mı, maaş alınır mı, alınmaz mı konuları tartışılmış. En son vakit harcadığı için alabilir noktasına gelinmiştir. Yani Müslüman'ın öğrendiği ilimler farz olduğu için bir farzı yerine getirmek için para alınır mı, alınmaz mı söz konusu. Bu anlamda önceliklerimiz söz konusu. Yani hangi bilgileri önce öğrenmemiz gerekiyor? Farzı ayından başlayacağız. Neler farz? Onun ilmi de farz. Neler vacip? Onun ilmi de vacip. Neler sünnet? Onu öğrenmek de evet, sünnet. Bu anlamda önceliğimiz farzlardan başlamalı. Hı hı. Ve bir anlamda buna dikkat etmeli. Çünkü bir de bilgi kirliliği de söz konusu. Aynı konuda birçok görüşler var. Çok rahat ulaşabiliyorsunuz. İnsanlar temel bilgilerden yoksun olduğu halde çok ayrıntılı şeylere kafa yoruyor. Anlamsız tartışmalar var. Halbuki önemli olan İslam dininin yaşanması. Evet. Bilgi ona vesiledir. Öğrenmek için vardır. İşte Kur'an okunur. Hemen inanılır ve amel edilir. Sahabe de öyle söylüyordu. Ama şimdi biz tabiri caizse işte biraz övünmek için entelektüel olarak işte Kur'an'ı öğreniyoruz. İşte ben de biliyorum falan filan gibi. İşte bu biraz tehlikeli. Bunun yani üzerine durmak lazım. Biz sanki bugün sahabenin bildiğinden daha fazlasını biliyoruz. Ya evet aynen. Ama onların yaptıklarının çok daha azını yapıyoruz. Evet. Yani çok fazla değil. Bizim 50 yıl gerimize gitsek bile öyle. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet.
Eyvallah. Yani izleyicilerimizle bu parmak bastığınız noktadan da yola çıkarak, ki özellikle de ahlak eğitimi yine önemli noktalardan bir tanesiydi. Evet. Çocuklarımızda okul öncesi eğitimde başlamak üzere. Ümit ediyoruz o hem ahlaki eğitim hem de bu manada o bilginin hayata geçirilme kısmında mesafe kat edebiliriz. Verdiğiniz, evet. Buyurun hocam. Şunu hemen vurgulamak gerekiyor. Helal çocuklara helal haram ve kul hakkı konusunu özellikle öğretmek gerekiyor. Eyvallah hocam. Evet. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum efendim. Değerli izleyicilerimiz, efendim Profesör Doktor Mehmet Zeki Aydın hocamız bugün stüdyo konuğumuzdu. Din eğitimini konuştuk farklı bir konukla. Yarın yine aynı saatte düzlemde karşınızda olmak ümidiyle hayırlı akşamlar diliyorum.